Merhaba efendim, ne istemiştiniz acaba? Ben bir tane hamburger menü istiyorum ama içeceksiz olsun. Tamamdır, şöyle vereyim. Afiyet olsun. Teşekkürler, kolay gelsin. Çok yoruldum. Evladım, bir bak bakayım. Aa, Nar baba, bekle geliyorum. Ne oldu Nar baba, bir şey mi oldu? Evladım, gerçekten de çantalar çok ağır. Acaba şu ilerideki evime yardım eder misin onları taşımak için? Çok yorgunum, ben yaşlıyım. Tamam, tabii ki. Hemen geliyorum köyler, 5 dakika bekleyin. Ver bakayım şöyle amcacığım, oy bayağı bir ağırmış gerçekten de. Onu da ver istersen. Al bakayım, Allah razı olsun evladım. Hadi gidelim, sen beni takip et. Tamamdır amcacığım, geliyorum Nar baba. Ay yazık ya, adam yaşlı başlı vallahi, kocaman şeyleri taşıyor. Tunç, başlama yemeğe, Gürol amcan gelecek, bekle onun olursun. Ya gece amca gelmiyor, yok ben burada yiyeceğim çocukluğumu da çok güzel duruyor. Gerçekten de çok karardı ya, çok fena karardı. Gürol nerede kaldı acaba? Burada yok. Tombiş, en iyisi gel Gürol'a bakıp gelelim, tamam mı? Çünkü çok gecikti, hamburger şimdiden kapanması gerekiyor. Ya of! Ya bir türlü gelemedi bu da vallahi ya. Şadaydı, mızmızlanıp durma, tamam mı? Hava karardı, baksana. Çoktan kapalı olması lazım. Şöyle gidelim. Evet, köylüler burada ya, hala bekliyor. Ya bu herif nerede ya? Ya Gökçe Gürol, bir türlü gelmedi ya buraya. Sabahtan beri onu bekliyoruz ya. Hamburger istiyoruz, vermiyor. Evet, sabahtan beri onu bekliyoruz ya. Tamam da Gürol buradaydı. Yani ben en son konuştuğumda, yani sabah konuştuk. Ama bu nasıl olur? Gürol bana haber vermeden hiçbir yere gitmez. Kendisi iyilikmeli. Bir tane Nar baba geldi. Evladım yardım eder misin dedi eve kadar. Eşyalarımı taşıyamıyorum dedi. Ne? Sonra onunla birlikte Nar babanın evine gittiler. Ama yani 2 saattir gelmedi vallahi. Soğukta onu bekliyoruz bir de. Olamaz, bu çok kötü. Nar baba kötüye dönüştü. Günlerdir bize saldırıyor. Sizin bundan haberiniz yok mu? Nasıl gönderdiniz onu? Of, olamaz. Ben ne bileyim kardeşim, sana saldırdığını ya. Bana hamburgerimi ver. Başlarım senin hamburgerine. Senin var ya o koca burnunu gelmezsin. Bırak burnunu. Gökçen de kardeşim, şimdi bu yok. Hadi gidelim ya. Nar babanın evine gidelim. Evet, Nar babanın evine gitmemiz lazım. Nar baba çok tehlikeli şeyler yapıyor olabilir. Koş Tombiş, koş. Tamamdır bakalım. Ev burayı gösteriyor Tombiş. Bak, görüyor musun haritada? Evet diyorum Gökçe amca, büyük ihtimalle Noel babanın evi bu yaş olmalı. Evet, Noel babanın evi burası olmalı. Vay canına, şu evin büyüklüğüne, güzelliğine bakar mısın Tombiş? Valla çok güzel bir vay, bir de kocaman. Evet, ben de bayıldım. Şimdi sana planı anlatıyorum. Hadi gel bakalım. Şimdi bu kutuyu görüyor musun Tombiş? Bu kutuların içine gireceğiz seninle, küçücük şöyle bir tanesini de koyayım. İşte bu. Hadi bakalım, sana verdiğim küçül maletine küçül bakalım, bir göreyim. Tamam, şöyle küçüleyim. Tombiş küçücük oldun, çok tatlısın. Tamam, hadi gir kutunun içine, ben senin için kapağını kapatacağım. Tamam, girdim. Tamam bakalım, şöyle kapağını kapattım. İşte bu. Şimdi Noel Baba bizi evin içine almasını bekleyeceğim. Şöyle Noel Baba'ya bakayım, ne yapıyor o sırada. Evin içinde bir yerde geziniyor. Evet, orada oturuyor. Şimdi ben kapıyı çalacağım. Sonra Tombiş hemen ben de küçülüp kutunun içine gireceğim. Şöyle çalalım. Tamam, hadi bakalım. Hızlıca küçülmem lazım. Şöyle küçülelim bakalım. Şunu da taktım. İşte bu tamamdır. Hadi bakalım, şöyle kutunun içine girdim. İşte bu tamam bakalım. Artık şöyle kapatabilirim burayı. Tamamdır. Bu da ne? Burada 2 tane kutu var. Kargolarım gelmiş. Neyse bakalım. Şimdi bunları içeriye götüreyim bari. Gidin bakalım taşıyor. Kutular. Çok fazla hareket ettiriyor. Şöyle birini buraya, birini de buraya. Ben gideyim mutfakta yemek hazırlayıp geleyim. Girdik sanırım eve, yaşasın. İşte bu. Tombiş hazırsan kutunun içinden çıkıyorum, tamam mı? Şöyle. İşte bu, yaşasın. Evin içine girmişiz. Tombiş orada mısın? Çık Tombiş. Girdik mi Gökçe abla? Çıkıyorum. Evet, çık evin içindeyim. Girdim. İşte bu, yaşasın. Tamamdır bakalım. Bu çok iyi oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hadi bakalım, Gürol'u arayacağız. Hadi büyür bakalım. Ama Noel Baba nerededir? Neyse, sen bir büyür bakalım şöyle. Umarım bizi yakalamaz. İşte büyüdük. Tartlarım çok güzel oluyor. Elma da tart. Evet, mutfakta görüyor musun Tombiş? Orada yemek yapıyor. Nom 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 nom. Çok güzel. Orada tartı yiyor. Gel bakalım,
bakalım şimdi şuraya. Hadi gel bakalım şimdi evi araştırmaya başlayacağız. Gürol nerede taraflarda olmalı acaba? Bilmiyorum burada. Ki Gökçe abla neyi dolabilir, neyi dolabilir. Burada koskocaman bir spor salonu var. Bu benim hayatımda en büyük ev olabilir. Benim bu spor yapacağım Gökçe abla. Hadi bakalım. Tomiş bırak şimdi sporu, Gürol aramamız lazım. Ya, spor yapıyorum. Tomiş sonra yap sporunu. Neyse ben diğer odaya bakayım. Ha, bu oda sanırım Noel Baba'nın odası olmalı. Vay canına, evinde yatak odasında bile televizyonu var. Çok zengin. Ha? Tomiş çekin şuradan. Tomiş uyuma. Uyuma dedim. Gideyim de salona şöyle bir. Televizyonumu izleyeyim mi de limonlu kekimi. Olamaz. Buraya gelecek. Kesin odasına girecek. Hemen küçül bakalım şöyle. Ha, küçüldüm. Gel bakalım şu kahretsin. Üstüme pasta damladı. Odama gideyim kıyafetimi değiştireyim. Tomiş hemen saatin arkasına gel. Şöyle şuradan tamam. Evet yeni kıyafetimi giydim. Bu da ne böyle? Ben yapma değişini miyim için üstümü koktu. Sus bağırma. Gökçen bir şey yapıyor görüyor musun? Ne yapıyor? Ben de anlamadım. Çok garip bir adam gerçekten. Piyano çalıyor Gökçe abla. Gizlice uç bakalım, hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Hadi gel bakalım şöyle, işte bu tamamdır. Hadi hemen büyü Tombiş, bir an önce büyümen lazım. Büyü bakalım işte bu. Gökçe abla. Ya 2 dakika şöyle spor yapacağım. Olmaz mı? Tombiş bırak sporu. Tamam ben seni sonra fitness'a yazdıracağım. Böylece de zayıflamış olursun. Gökçem ne? Buranın gençlerisi. Evi araştırmamız gerekiyor diyorum sana. Evi. Ha, burada. Burada maç sahası var. Şuna baksana. Burada şeyler var. AVM'dekiler. Görüyor musun? Eve bak Gökçem ne? Valla çok iyi. Tuvaletim geldi. Sıkıştım. Olamaz. Tuvalete gidecek sanırım. Tuvalet şurası olmalı. Tombiş tekrardan küçül. Hemen küçülmem gerekiyor. Küçüldüm. Çabuk hadi giy. İşte bu tamam bakalım. Sanırım tuvalete girecek. Ne yapıyor bakalım. Yoo buralarda gözükmüyor. Bir gideyim şöyle tuvalete. Sıkıştım. Tamam tam zamanı. O tuvaletini yaparken Tombiş hemen büyür bakalım tekrardan. Şimdi merdiveni bulmam gerekiyor. Gel bakalım buraya gel. Of dart osuruyor. Gürol. Burası da neresi? Burası çok garip bir yer. Üst kat bomboşmuş. Evet ama burada çok güzel lezzetli yemekler var. Tombiş saçmalama, bırak şimdi yemeği. Ya bırak şu elmaları Tombiş dedim yam, sana. Yam. Bak Gürol'un başı dertte olabilir. Şu anda nerede bilmiyoruz. Kutuların içerisinde bir şeyler olabilir mi acaba? Depoya gitmem lazım. Depoda benim birkaç eşyam vardı. Olamaz küçül Tombiş. Şöyle küçülelim. Tamamdır. Gel şu elma şeyinin içine gir. Tamam burada durabiliriz istersen. Gel Tombiş. Şöyle çıkalım bakalım. Burada bir yerde olacaktı. Gökçe abla geldi görüyor musun? Evet görüyorum. Çok korkunç. Acaba Gürol gerçekten de bu mu kaçırdı? Nerede ya bu Gürol? Tamamdır. Bu elmalarla birlikte Gürol'un çorbası çok lezzetli olacak. Gürol'un çorbası dedi, duydun mu Tombiş? Gökçe abla duydun mu ne dedi? Evet duydum. Acaba Gürol'u nereye sakladı? Şuradan da şöyle tuz alalım. Şöyle. Bunları hazırlamaya başlayayım. Sonra aşağıdaki depoya ineceğim. İndi. Ha? Ne dedi o? Aşağıdaki depo mu dedi? Sanırım aşağıda bir yerde depo olmalı Tombiş. Hadi gel aşağıya araştıralım. Uf ya nefret ediyorum bunu Noel Baba'dan gerçekten. Ya Gürol'dan ne istiyor? Gökçe abla şey depo var. Gizli depo dedi. Her yere bakmamız lazım. Neresi? Bu ev çok karışık. Neyse Noel Baba mutfakta yemeğini yaparken biz de depoyu araştıralım. Burada yok. Hiçbir yerde depo falan görmüyorum işte. Ben görmüyorum. Gökçe abla ben de görmüyorum. Ne yapayım? Dur hadi düğme bir şey var mı? Bak bakayım şöyle. Buralarda hiçbir şey. Bu da neresi? Bu da neresi böyle? Gökçe abla. Tombiş bir yere düştüm. Tombiş oradan buraya gel çabuk. İşte bu. Bir yere düştük. Depo dediği yer burası mı acaba? Ya Gökçe abla demek ki bu yaşaymış. Baksana şuna. Evet burası olmalı. Ama buradan bir yere çıkış yok ki. Şu üst katta bir kapı var. Kapı var. Oraya parkur yapacağız. Hadi gel. Şöyle atlayalım bakalım. Tamam. Parkur yapacağız Gökçe abla gel. Parkur yapmayı bilmiyorum ben. Tamam neyse bir daha deneyeceğim o zaman. Şöyle gidelim.
Tamamdır işte bu. Şimdi ya Çavda valla eziksin ya. Yemin ediyorum eziksin ya. Sus Tombiş, sus dedim sana. Allah Allah ya. Hoppa burayı da geçtik. İşte bu, yaşasın. Tamamdır, çoğunu geçmeyi başardım. Hadi Tombiş. Hadi gel bakalım Gökçavda. Al seni bu. Tombiş Allah ceza vermesin. Neden üstüme kaka atıyorsun ya? Sen kafayı mı yedin? Hop. Ayrıca bana az önce ezik olan sensin demiştin. Asıl sensin. Biz uçabiliyoruz. Bu parkuru neden yapalım ki? Doğru, bir jetpack vardı. Kafam gitti. Evet, bizde jetpack vardı. Boşuna parkuru yaptık. Neyse, kapıyı açıyorum o zaman. Burası da neresi? Gökçe yardım et bana, yardım et. Buldum sonunda seni. Sen ne yapıyordun burada? Gökçe ya, Norman bana yardım et dedi. Evime kadar eşyaları taşıdı. Beni bayılttı, buraya getirdi ya. Beni nereden buldunuz siz? Bilmiyorum nereden. Bir yere düştüm. Sonra kendimi bir anda burada buldum. Şuralarda bir yerlerde kazma var mı Tom? Bir şükür onu çıkartalım. Gökçe abla bende var. Kazma var, bir de sopa var. İşte bu, yaşasın. Tamamdır bakalım. Hadi ver bana o kazmayı da Gürol'u çıkartayım. Şöyle gidelim bakalım. Burayı kırıyorum şöyle. Şöyle şurayı da güzelce kazayım. Tamamdır bakalım. Şimdi burayı da kazacağım şöyle Gürol. Tamamdır. Hadi Gökçe, çıkar beni. Tamam, çıkar beni, tamam, hadi. Tamam Gürol, hadi çıkalım artık. Yaşasın. Seni çok özledim. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Nereden geldiniz? Olamaz. Nereden bu geldi? Ay şunu, ay bu çabuk. Tamam. Al bakalım sana. Buraya gelmedim sana. Buraya. Al bakalım. Onun işini bitirdim. Yaşasın. Hadi bakalım hep beraber Gürol, şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Gökçen'le de kaçalım buradan çabuk. Evet, hadi gelin bakalım, hep birlikte kaçalım. Ama Gökçen'le bu dini sikeceğiz. Gönlümüz jetpack yok ki. Jetpack mi? Tabii ki var. Ben ona da getirmiştim. Al bakalım Gürol. Bir var mı? Tabii hani ki bakayım. İşte bu. Hadi çıkalım o zaman. Hop, giydim bakalım şunu. Hadi çabuk. Buradan uçun. Bir an önce Noel Baba'nın evinden çıkmamız gerekiyor. Onu şehre bir daha sakın almayalım. Çıkamadım bir türlü. Şöyle şuradan çıkalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle. Şimdi buradan üstten çıkacağız. Işte. Evet üstten olmuştu. Çıktım ben. İşte bu, tamamdır bakalım. Çıkmayı başardım. İşte buradan düşmüştüm. Vay canına, sanırım gizli geçit işte burasıymış. Evet, baksana duruştan geçiyoruz. Gökçen de beni geçtiğim. Selamünaleyküm. Hadi çabuk gidelim. Tomiş bırak şimdi pizzayı. Allah aşkına bırak dedim sana. Tomiş hadi gel ya, bırak pizzayı. Uçarak buralardan gitme vakti. Neyse bakalım canım alem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Noel Baba Gürol'u kaçırdı. Ama biz onu bulup şimdi evimize gitmeyi başardık. Neyse bakalım, hadi ekranda iki video var. Onlara tıklayın. Sizi de çok sevdiğimi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz. Bay bay.